Sertimanımı serserimi ame nevrozasıma bumbarek bo nevrozasıma fraz bo nevrozasıma roşt bo. Merhaba merhaba gelime enheja dayken bir umet bumbık erhatın sersera serçavatın nevrozame piroz be nevrozama bumbarek bo. Merhaba değerli halkımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nevroz için bu bir aradayız. Bizim için Nevroz, Kürt halkı için Nevroz, uzun bir özgürlük yürüyüşü. Binlerce yıldır ateşini söndürmediğimiz, binlerce yıldır etrafındaki halayını durdurmadığımız, binlerce yıldır özgürlükle buluşturmaktan vazgeçmediğimiz bir yürüyüş. Nevroz, Kürt halkının mücadele kimliğidir. Binlerce yıldır var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Nevrozumuz kutlu olsun. Depremin üzerinden bir yıl geçti. En ağır şekilde yaşayan Hatay oldu. Biz Hatay depreminde ve aynı depremin yaşandığı iller döneminde zamanında çok büyük bir fotoğraf gördük. Bildiğimiz bir fotoğraftı ama herkesin daha net şekilde gördüğü bir fotoğraf oldu. Bu ülkeyi yönettiğini iddia eden AKP-MHP iktidarının toplumla, halkla nasıl ilişkide olduğunu gördük. 3 gün boyunca masa başında depremle ilgili ne yapacaklarını tartışırken burada Hatay'da, Maraş'ta sosyalistler, Kürtler, devrimciler, kadınlar insanları, insanlarımızı enkaz altında çıkarmak için yol, yöntem aradılar ve acılarımızı hafifletmeye çalıştılar. O gün deprem felaketine bizi maruz bırakan iktidarın kendisi yeni tehditlerle gündemde. Merkezi hükümetin belediyesi olmazsa hizmet ver
vermeyeceğim diyor. Bunu söylemesine gerek yok. Zaten biliyoruz. Kendisine oy çıkmayan yerlerde ya da belediyelerin başka olduğu yerlerde, başka partilerde olduğu yerlerde nasıl davrandığına tanıklığımız var. En çok da nerede var biliyor musunuz? Kürdistan'da var. Kürdistan'da adı, sözü, sesi, politikası kalmayan AKP iktidarı ne yaptı? Halkın kazanımlarına, ilmek ilmek ördüğü kazanımlarına kayyum atadı. Kendi kayyumu da kendisi gibi olduğu için kayyumuna da kayyum atadı. Şimdi bizi karşılayan yerel seçimlerde bütün siyasi partiler, dışımızdaki güçler DEM ne yapacak diye tartışıyor. DEM yıllardır, DEM parti geleneği yıllardır halkçı belediyeciliği, demokratik belediyeciliği elden bırakmadı, bırakmayacak. Toplumu, halkı yüz yüze bıraktığı sorunları çözmek için geliyor DEM Parti. Bu toplumun dertlerine derman olmak için geliyor DEM Parti. Var mısınız birlikte derman olmaya sevgili halkımız? AKP tablosuna biraz daha bakmakta fayda var. Kadın mücadelesi Türkiye'de, Kürdistan'da çok büyük aşamalardan geçti, çok büyük kazanımlar elde etti. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler, 6.284'ü tartışmaya açtılar. Kadınları katleden erkekleri tek tek affettiler, cezaevlerinden çıkardılar. 22 yıllık AKP iktidarında 7.000 kadın katledildi. Onların bu katliamcı aklına karşı biz de yaptık. Jin jiyan azade olduk, sokaklara attık. Jin jiyan azade olduk, meydanları doldurduk. Kadın düşmanı hiçbir siyasete geçit vermedik, vermeyeceğiz. Aynı iktidar halkımızı yoksullukla, fakirlikle yönetmeye çalışıyor değerli arkadaşlar. Bakın, mübarek Ramazan ayındayız. İnsanlar tuttuğu bir aylık oruçla hem nefis terbiyesi hem de yoksulun, fakirin halinden anlamak diye niyet eder değil mi? Türkiye'de haklarımız 12 ay boyunca aç değerli arkadaşlar. Değil Ramazan'a ihtiyaç duymak. Zaten her gün yaşıyor Ramazan'ı. Belki de doyduğu tek ay Ramazan ayı. İnançları suistimal eden ve bunun üzerinden yükselen bu iktidara birlikte dur diyeceğiz, birlikte geçit vermeyeceğiz. Mevcut rejimin yol haritası 100 yıldır belli. 100 yıldır Kürt'e katliam, Kürt'e inkar, Kürt'e asimilasyon, Kürt'ü tanımama. Rejim değişmedi. Adları değişti, iktidarlar değişti, kişiler değişti ama Kürtlerle ilişkiler değişmedi. Bir hafta önce Bağdat'ta bir araya geldiler. Bir anlaşma imzalamışlar. Anlaşmanın manasını söyleyelim. Türkiye'de Kürtlere karşı yürütülen savaş konseptinin aynısını sınır ötesi operasyonlarla Kürtlerin nasıl katledeceklerini imzasını attılar, anlaşmasını yaptılar. Bu anlaşmalar yapılırken çocuklarını savaşta kaybeden annelerimiz adalet nöbetinde. Çocuklarının cenazeleri, hatta kemikleri torbalarda verilen ailelerimiz barış çağrısından geri durmadılar. Bütün bunlar, bu tablo bu kadar açıkken ve 100 yıldır savaş politikasından, sınır ötesi operasyonlarından hiçbir sonuç alamamış bu devlet hakkında bir kez daha söyleyelim. Çözümsüzlük artık sürdürülemez. Çözümsüzlük adı artık gidecek hiçbir yol bulmadı. Çok net bir şekilde 2013 Nevrozu'nda ve 2013-15 aralığında Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan bir Nevroz deklarasyonu gönderdi. Ahmet'te okundu. Herkes dinledi. Sadece Kürtler değil. Türkiye'de yaşayan bütün halklar. Çünkü Kürtlere kaybettiren rejim sadece Kürtlere değil. Bu ülkede yaşayan herkese kaybettiriyor. Ne vardı Nevroz deklarasyonunda? Türkiye'de kanın,
gözyaşının olmadığı, ölümlerin olmadığı bir dünya mümkün deklarasyonuydu. Ve o deklarasyon Türkiye'deki bütün halklar, bütün toplumsal kesimler tarafından kabul gördü. Hayata geçirilmedi. Çünkü Türkiye'de sağlanacak barış, eşitlik demek, özgürlük demek, adalet demek, hukuk demek. Bu kimin işine yaramıyor? Elbette ki AKP-MHP iktidarının işine yaramıyor. O yüzden çözüm sürecini buzdolabına kaldırdık dediler ve yeniden katliamlar üretmeye devam ediyorlar. Bu 100 yıllık tarihte değerli arkadaşlar, Nevroz tarihiyle o kadar bağlantılı ki, ulus devlet projesine, ulus devlet kodlarına Kürt halkı hiçbir zaman diliminde biat etmedi, kabul etmedi. 80'lerin, 80 darbesinin vahşetinde Mazlum Doğan cezaevinde Kürt halkına Nevroz oldu, aydınlık oldu. Zeki Alkan Diyarbakır surlarında o karanlık tabloda Kürt halkına ve Türkiye halklarına Nevroz oldu, özgürlük ateşi oldu. 90'ların yasaklı dönemlerinde Rahşan Demirel İçişleri Bakanlığı'na Nevroz kutlanacak dedi. Kürt halkına, bu toplumun geleceğine Nevroz oldu. Ve onlardan aldığımız miraslarla her buluşmamız, her çalışmamız ve bütün emeğimiz Nevrozca olmalı değerli arkadaşlar. O kadar gür olmalı ki özgürlük talebimiz, eşitlik talebimiz sadece biz değil. Bize yüzünü dönen, bize kulağını açan, yüreğini açan herkesi ısıtmalı, herkesi bu mücadelenin bir parçası yapmalı. Hiç şüphemiz yok, Kürt halkının farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda yürüttüğü mücadelenin kendisi her yere örnek oldu. Tıpkı Jinjiyan Azadi gibi, tıpkı Berfadan Jiyane gibi, tıpkı Nevroz gibi. Bu iktidarın yürüttüğü savaşa yatırıldı. Hiç kimse şunu söyleyemez. Bugün yaşadığımız yoksulluk, bugün bizi baş başa bıraktıkları ekonomik kriz, bu iktidarın Kürtlere karşı yürüttüğü savaştan bağımsız değil. Bir ülke düşünün, verdiği müjdelere bakın. Yeni cezaevi yapmak bu iktidarın müjdesi. Sınır ötesi operasyon yapmak bu iktidarın müjdesi. Kaç tane İHA, SİHA yaptığını anlatmak bu iktidarın müjdesi. Bizim bu müjdelere ihtiyacımız yok. Bizim bu müjdelere karnımız tok. Belediyelere kayyum atadınız. Bütün belediye başkanlarımız demokratik halkçı belediyeciliği savunmaktan vazgeçmedi. İçeride dışarıda. Demokratik siyasette, Türkiye'de aydınlık bir yol açtık. Demokratik siyaseti yürüten arkadaşlarımızı, sevgili Gülten Kışan'a, sevgili Sabah Tunceli, sevgili Selahattin Demirtaş'ı ve adını sayamadığım niceleri tutukladınız. Arkadaşlarımız içeride direnmeye devam ediyorlar. Demokratik haklarını kullandıkları için yargı ablukasını aldığımız gençlerimiz, yargı ablukasını aldığımız gençlerimiz sürgüne gitti, göç etmek durumunda kaldı. Gittikleri her coğrafyada Kürt halkının özgürlük ateşini, özgürlük mücadelesini yere düşürmeden büyütmeye devam ediyorlar. Bu da bizim tablomuz değerli arkadaşlar. AKP'nin, AKP-MHP iktidarının karanlık tablosuna karşı Kürtler yüzlerce yıldır, binlerce yıldır bir aydınlık gelecek tarif ediyor. Bu tariflerden birisi de Rojava. Türkiye'nin operasyon hazırlığında olduğu Rojava önemli bir yer. Niye mi? Rojava'da bugün bütün dünyaya tehdit salan IŞİD çetelerine, IŞİD barbarlığına en güçlü cevabı verdiğimiz yerlerden birisidir. Dünyayı bu barbarlardan kurtaran Kürt halkına reva görülen şeyin operasyon olması, bu devlet aklının 100 yıldır değişmediğinin ve 2. yüzyılda
girerken de Kürtsüz, özgürlüksüz, demokrasisiz, hukukun olmadığı bir yeni yüzyıl inşa etme emellerinin göstergesi. İzin verecek miyiz? Hayır. İkinci yüzyılda savaş politikalarına geçit verecek miyiz? Hayır. Vermeyeceğiz değerli arkadaşlar. Hayır. Bizim resmimiz, bizim mücadelemiz, bizim geleceğimiz, bizim emeğimiz elbette ki. Nevroz mücadele kimliğimiz dedim. Bir çalışmamız, bir emeğimiz daha olmalı. Türkiye'de en temel sorun Kürt sorunu. Bütün yaşadığımız krizler, ekonomik krizden ekolojik krize, adalet kırımından hukuksuzluğa, her bir yaşadığımız sorun Kürt sorununda derinleştirilen çözümsüzlüğün etrafında hayat buluyor. Peki gerçekten Türkiye'de Kürt sorunu çözülemez mi? Çözülür. Çözülür. Türkiye'de Kürt sorunun çözümü konusunda 25 yıldır İmralı'da yürütülen bütün tecrit işkencesine rağmen Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın bir çözüm projesi, bir barış projesi var. Dünyanın bütün ülkelerinde Kürt sorunun çözümü ve Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için yürütülen bir kampanya var. Çünkü çözüm projesi sadece Türkiye için değil, bütün Orta Doğu'da neredeyse 3. Dünya Savaşı diyebileceğimiz savaş çığırtkanlığına, ölümlere çağrı olan bir çözüm perspektifi var. Bu çözüm perspektifi ve 2013 yılının Nevroz Deklarasyonu bizim hafızamızda, bizim yüreğimizde, bizim mücadelemizde. Dolayısıyla emeğimizle, hafızamızla Kürt sorununun demokratik çözümü için Kürt halkı başta olmak üzere bizim sesimizin ulaştığı bütün sivil toplum örgütlerine, demokrasiden yana tavır koyan bütün kurumları ve kesimleri sınır ötesi operasyonlara, yeni Kürt katliamlarına karşı barışın etrafında Nevroz halayı tutmaya, barışın etrafında güç olmaya davet ediyorum değerli arkadaşlar. Kürt sorunu çözülebilir bir sorundur. Kürt sorunun çözümü konusunda esas muhatap Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'dır. Bunun için bizim elimizden almak istedikleri cesareti vermedik, vermeyeceğiz. Halkımızla, halklarımızla birlikte hem Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü hem de Kürt sorunun demokratik çözümünü hep birlikte inşa edeceğiz. Nevroz ame, Disa Piroz ve Nevroz ama unca mübarek bu. Serkeftin yameye evanlı. Anlıyorum. Kumbu ter attın. Nevroz at, Rabın Nevroz at. Serkeftin, serkeftin. Recep İkek Kurt, iş bu inamızı ödeyen meyen dört göre serkeftin avuan, serkeftin. Erdoğan'ın